Kurulumlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de SQL Server'ı kurduktan sonra SQL Server'a bağlanıp kod yazıp yönetebileceğimiz Management Studio yüklemeye geldi. Management Studio'ya çift tıkladığımız zaman son derece basit bir kurulumu var. Sadece install butonuna basarak kurabiliyoruz. Hemen görelim. Gerçekten install dedikten sonra bize herhangi bir şey sormadan kurulum işlemini başlatıyor. Management Studio kurulumda tamamladık. Close dedik ve SSMS diyerek Management Studio'muza bağlanalım. Şimdi Management Studio geldikten sonra bize hemen SQL Server'a bağlantı ekranı geliyor. Ola ki biz bunu yanlışlıkla kapattık. Bu durumda Connect diyerek bu ekranı tekrar açabiliriz. Server name kısmı makinamızın ismi veya eğer silindiyse direkt nokta yazıp veya localhost veya şu şekilde localhost yazarak da bağlanabiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir şifre bizden istemedi. İstememesinin sebebi Windows Authentication ve şu an kullanıcının oturum açan bilgileriyle sisteme direkt bağlandı. Şimdi yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Kurulum adımlarından bir tanesi de örnek datalarımızı içermiş olan AdventureWorks veri tabanımızı bizim içeri almamız lazım. Bu durumda şimdi bunu sağ tıklayalım ve Restore Database diyorum. Restore Database dedikten sonra bu adımları hızlıca geçeceğim. Çünkü sisteme yeniden yükleme konusu olmadığından dolayı Device 3 noktaya tıklayıp ekle. Benim dosyam download'daydı. Şu şekilde geliyorum. Kullanıcılar Users Sait Orhan altına geldiğim zaman gördüğünüz gibi herhangi bir klasör görünmüyor. Görünmemesinin sebebi SQL Server'ın çalışırken kullanmış olduğu NT User hesabının benim klasöre yetkili olmaması. Peki ben bu veri tabanını nasıl alacağım? Bunu ya C'nin altında, örneğin Apps'ın altında, SQL Server'ın altında AdventureWorks daha önce almıştım. Ya C'nin altında bir klasör altına alabiliriz. Veya bu dosyamızı, AdventureWorks dosyamızı kopyalayıp şu şekilde SQL Server'ımızın backup dosyasına gitmemiz gerekiyor. Bunu da şu şekilde SQL Server kurulumumuz, SQL Server ve buradaki backup'ın içerisine yapıştırdığımız zaman da bu AdventureWorks dosyasını görüyor. Ancak şu arada zaten buranın altına ben aldığımdan dolayı okey diyorum. Okey dedim. Herhangi bir problem olmadan aldı. Ve okey diyerek kurulum işlemini başlatacaktım. Başlayamadı. Başlamamasının sebebi çift tıklıyorum. Ve burada zaten böyle bir dosyanın olduğunu söylüyor. Hemen gelelim. C'nin altında Program Files SQL Server Data klasörünün içerisine geldiğim zaman gördüğünüz gibi gerçekten AdventureWorks veri tabanı olduğunu görüyoruz. Buradan silelim. Bu şekilde bunu da görmüş olduk. Tekrardan Verify Backup ve OK diyerek AdventureWorks'ü de aldığımızı görüyoruz. AdventureWorks'ü de kurduk ve sistemimiz tamamen kullanıma hazır hale gelmiş oldu arkadaşlar.